Arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi sizlere güzel bir kod yazarak for ile if bunların beraber kullanımını göstereceğim. Öncelikle C++'ı seçtik. He, bu arada şunu paylaşayım sizlerle. Sevgili arkadaşlar, Edu benim bayağı bir değişiklik yaptığını görüyorum. Gerçekten güzel, etkili değişiklikler yapmış dünden beri. Konsol sağ tarafta mesela. Şuradan basınca siyah yapıyor. Daha sonra arkadaşlar kod yazarken renklendirmiş bayağı bir. Hadi beraber kodumuzu yazmaya başlayalım. Önce standart satırları bir ekleyeyim. Ben daha sonra kod ne yazacağımı açıklayayım. Biraz daha büyüteyim isterseniz. Include IOString using namespace std int main. Yaptığı değişikliklerden bir tanesi renklendirmiş satırları. İkincisi, ben parantez açınca otomatik olarak kendi kapatıyor. Bakın, süslü parantezi açtım ama kapatmadı zannediyorsunuz. Enter'a bastım arkadaşlar, kapattığını görüyorsunuz aşağıda. Ve arkadaşlar, şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Birden 10'a kadar olan saysın ve çift olanları ekrana yazsın. Biz bunun akış diyagramını yaptık değil mi? Yorum satırı yapıyorum. Birden 10'a kadar say ve çift olanları ekrana yaz. Hatta biraz kodu değiştireyim. Çift olanları ekrana yaz. Tek olanları neyse, çift olanları ekrana yaz derim. Önce basitten başlayalım değil mi? Birden 10'a kadar say ve çift olanları ekrana yaz. Biz sadece çift olanları göreceğiz sevgili arkadaşlar. Tabii bir değişken tanımlamamız gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Int sayı. Böyle bir değişken tanımladım. For sayı eşittir 0 noktalı virgül sayı küçüktür, sayı eşittir 0 olmasın, 1 olsun, 1'den başlasın, sayı küçüktür, küçük ve küçüktür 11 ve sayı artı artı. Arkadaşlar sayının burada önüne int yazabilirdim. Sayıyı direkt burada for'un içinde int şeklinde tanımlayabilirdim. O zaman şu satıra gerek kalmazdı. Daha siliyorum bunu. Bakın int sayı diye değişken tanımlamışım. Onu yapmadan da buradan yapabilirim. Direkt int sayı diyebilirim. Daha sonra bakın otomatik kapattı kendisi. Saydıkça ne yapsın? Sayı çift ise ekrana yazsın. If diyorum. If'in içini açıyorum. Yine for gibi parantez açıyorum. Sayı %2 eşit 0. If eğer anlamına geliyor. Yorum satırı açıyorum. If eğer demektir. Eğer demektir. Eğer ise demektir. Yani eğer böyleyse, bak if eğer böyleyse, tamam, bu şekilde. Ve ne yapıyorum? Süslü parantezimi açıyorum yine. Burada da süslü parantez açıyorum arkadaşlar. Tabii şurayı ben önce bir sileyim. Bakın, süslü parantez açtım, kendisi otomatik olarak kapatıyor sevgili arkadaşlar. Evet. Ne diyorum?
Eğer sayı %2 eşittir 0 ise cout küçüktür küçüktür sayı. Sayıyı yaz. Kodluyorum. Arkadaşlar şurada hata verdiğini biliyordum ben. Çünkü şurada şey yapmadı. If'in süslü parantezini kapatmadı arkadaşlar. Onu ben kendim elle kapatayım. Şimdi ekrana yazdırdım. Şöyle bir daha. Yine hata verdi. Süslü parantez hatası var. Nerede var? Int main. Bakalım nerede hata var? Bu. If sayı %2 eşit eşit 0 sayı. Evet. Şu noktalı virgülü unuttuk arkadaşlar. Aynen öyle. Cout'un sonundaki noktalı virgülü unuttuk. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10. Biz bunların arasında boşluk bırakalım ya da alt alta yazalım. Arkadaşlar alt alta yazmak için şey yapmamız gerekiyor değil mi? Cout küçüktür küçüktür. Ters slash ne koymamız gerekiyor? Her bir sayı yazdıktan sonra bir de satır başı yapsın istiyoruz. Bakın. Tabii bunda da bir tane şey gerekiyor. Noktalı virgül. Neden unutuyorum bunları? Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Size burada kısa bir yol göstereceğim. Satır başı yapmak için bunu yazmaya gerek yok aslında. Daha kısa yolu var. Nedir o? Burada yine küçüktür küçüktür diyorum. E, N, D, L diyorum. Ve noktalı virgül o zaman koyuyorum. Ne demek E, N, D? En son demek, bitir demek. L, line. Satırı bitir demek arkadaşlar. Tekrar çalıştırıyorum. Ne oldu? Evet, çözek E'yi silmişiz arkadaşlar. Tekrar çalıştırdığımız zaman. Evet. E. N, D, L. Evet, L'yi şuraya koymamız gerekiyordu. 2, 4, 6, 8, 10. En son bunun dışına çıksın. Bunun dışına çıksın. Ve tam şuraya cout küçüktür. Küçüktür, küçüktür. Teşekkürler. Yazsın. Neden buraya yazsın? Çünkü if'in içine yazarsa onu da 10 kez yazmış olacak arkadaşlar. Teşekkürler, 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 teşekkürler. Neden 10 kez teşekkürler yazdı? Arkadaşlar 10 kez teşekkürler yazmasını istemiyorum. İfin dışında. Ha, arkadaşlar for'un içindeyiz hala. For'un içinde olduğumuz için 10 kez yazdı. For'un dışına çıkalım. For'un dışına çıktığımız zaman bir kez yazacak. Bakın şimdi. Gördünüz değil mi? Bakın. Şu süslü parantezle şu süslü parantez olan her şey 10 kez oluyor. Şu süslü parantezle şu süslü parantez olan her şey şu şart sağlandığı zaman oluyor. Biz ikisinin dışına çıktık. O yüzden bakın şuraya yazıyorum. Şuraya cout yazıyorum. Küçüktür küçüktür. Küçüktür küçüktür. Merhaba. Güle güle. Güle güle. Diyorum. Bu if'in içinde olduğu için bunu şuradaki şart sağlandığı kadar yazacak. Yani galiba 5 kez sağlanıyor. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kez yazacak. Güle güle. 10 kez yazacak. Teşekkürler. Bakalım. 2. Güle güle. 4. Güle güle. Bunlar iç içe soktu. Neden? O zaman biz güle güleyi şuraya yazalım. Tekrar çalıştıralım. Böyle oynayarak güzel güle güle 2, güle güle 4. O zaman güle güleden sonra şöyle bayağı bir boşluk bırakalım. Güle 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 teşekkürler. Gibi arkadaşlar. Burada ne yaptık? For'un içine if soktuk. For'un içinde if böyle kullanılıyor. Beraber kullanılıyor.